Merhaba sevgili dostlar. Fosil taş miner olarak yine dağlardayız arkadaşlar. Yasaklar var, kendimizi attık dağlara. Dağlardayız, inmiyoruz şehre. Arkadaşlar öyle güzel bir yere geldik ki yani biz gerçekten çok sevindik böyle bir yeri bulduğumuz için. Bulunduğumuz bölge hiç el değmemiş bir fosil bölgesi, merası. Hiç dokunulmamış arkadaşlar. Gerçekten harika fosiller ve dünyada az rastlanır kristalleşmiş fosiller var arkadaşlar. Kristalleşmiş fosiller litoterapi açısından son derece değerli arkadaşlar. Son derece değerli taşlar. Hem kristalleşmiş hem fosil. Bölgemizdeki fosillerin yaşı yaklaşık 35 milyon. Bu akademik bir bilgidir arkadaşlar. Bize ait bir bilgi değil. 35 milyon yaşında Tetis denizine ait fosiller. Yer kabuğunun hareketiyle denizin dibindeki fosiller artık dağın başına çıkmış durumda arkadaşlar. Bakın bu gördüğünüz taşların tamamı istisnasız fosil arkadaşlar. Kiminin yüzeyi erimiş iyice, kimi halen özelliklerini koruyor. Bakın arkadaşlar harika mercan fosilleri. Yani harika harika şekilde dokularını olduğu gibi koruyor arkadaşlar. Çok temiz kalmışlar. Ama bakın şurada bir mercan fosilimiz daha var. Fakat bu mercan fosilini diğer mercan fosillerinden ayrı kılan özellik işte bu arkadaşlar. Bakın şu gördüğünüz ışıl ışıl kristaller, bunlar gördüğünüz kalsedonlaşmış hali kristaller. Burada gördüğünüz de arkadaşlar kuarslaşmış hali mercan fosili bu arkadaşlar. Zamanla kalsedona, sonra da kristal kuarsa dönüyor. Ve daha zamanla da sitrine dönüyor arkadaşlar. Şu gördüğünüz taş, bir taş üzerinde arkadaşlar mercan fosili, kalsedon kristali ve sitrin var. Bu dünyada örneğine çok az rastlanacak bir taştır arkadaşlar. Bu gördüğünüz dünyada örneğine çok az rastlanacak bir taştır. O kadar güzel ki bu bölge, şu anda bulunduğumuz bölge. Bakın arkadaşlar yine bir mercan fosili. Yine bir mercan fosili. Bakın arkadaşlar çok güzel bir mercan fosili. Ve çok güzel bir kristalleşmiş arkadaşlar. Burası da kalsedon kristali arkadaşlar. Bunlar çok 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 değerli taşlar arkadaşlar. Şifa anlamında çok değerli taşlar. Özellikle kemik hastalıkları, kemik ağrısı, bağ dokusu benzer benzeri tedavi eder özelliğinden yola çıkaraktan kadim bilgidir. Bunlar bizim kendimize ait bilgiler değil arkadaşlar. Bağ dokusu üzerine oldukça şifası olduğu bilinen taşlardır arkadaşlar. Ülkemizin gerçekten çok güzel taşları var arkadaşlar. Hiç el değmemiş bir doğası var. Her taraf fosil. Bu fosiller, özellikle bakın arkadaşlar, fosilleri dünyada en güzel işleyen yer Hindistan'dır. Hindistan bu yönde çok öne gitmiştir arkadaşlar. Ülkemizden bu fosilleri alıyorlar, götürüyorlar, işliyorlar, tekrardan bizlere satıyorlar ama en azından gerçek taşlatıyorlar. Şunun güzelliğine bir bakın arkadaşlar, size göstereceğim, bakın. Yani bu gördüğünüz işte lif lif olan, özellikle bu fosiller bağ dokusu için, bağ dokusu yani lif atar ve kemik için çok çok değerlidir arkadaşlar. Her taraf fosil. Yani benim kemiklerimde sorun var diyorsanız mutlaka bir fosile ulaşın. Takı olarak da olabilir. Böyle ham her zaman için daha değerlidir. Unutmayın arkadaşlar. Bu 35 milyon yıl önce bir canlıydı ve şu an bizim elimizde. Atom bazında yine canlı arkadaşlar. Biliyorsunuz bunları defaatçe anlattık. Bunlar atom bazında yine canlı. Bakın bu da agatlaşmış. İşte fosil fakat agat, akik. Bundan bir sonraki aşaması da kuvars haline dönüyor arkadaşlar. Sertleşiyor, daha şeffaflaşıyor ve kristalleşiyor. Önce opal, kalsedon, agat, sonra kuvars haline dönüyor arkadaşlar taşlar doğada. Doğal seleksiyonu bu. Bu organik kökenli bir canlıyken şu an bir kuvars ailesinin, agat ailesinin bir parçası. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Hem kristalleşmiş hem mercan fosili.